Millet, Modlu Minecraft'ın yepyeni hoş geldiniz. Modlu Minecraft'a devam ediyoruz. Ve Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Oo. Neyse, şöyle bir F5'imize abone alalım. Tekrar bozdum lan. Heh, tamam. Gayet düşük olan FPS'imizle oyunumuza bir devam edelim. Sonra şurayı başına alalım. Sonra oradan şuraya başına alalım. Sonra buradan şuraya başına alalım. En son şu sistemi kurmuşuz. Oradan şunlara aktarım yapmıştık. Ki şurada iki tane septable birikti bile. Ki bunların birleşiminden şu oluşuyor ve bunun daha üstü yok. Yani iyi haber, yakın zamanda çok fazla sıkıştırmış gübül taşlarımıza kavuşacağız. Yani challenge'ımızın birini tamamlayacağız. İkinci haber. Yu Mader tanklarımız doluyor. Yu Mader üretiliyor fakat sorun şu ki çok yavaş. Hatırlarsanız bizim belli başlı yüklediğimiz modlar vardı. Neydi bu modlar? Hemen göstereyim. Bizim yüklediğimiz ve pakette olan güzel ve sağlam enerji üretme modları var. Mesela solar panel modları. Pakette olanlar şunlar. Compact Solar Arrays. Arayüz yani. Solar arayüzden işte enerji elde etme falan filan öyle bir mod. Bir de Advanced Solar Panel modumuz var. Ki bu bundan 1000 kat daha iyi ama 1000 kat da daha zor. En son hatırlıyorum ki biz şundan yapmaya çalışıyorduk. High voltage yapmaya çalışıyorduk. Sanırım ondan yaptık mı bir tane? Tam hatırlamıyorum ama. Bakayım. Elimizde ne var solar panel olarak? İki tane yapmışız. Neyse efendim. Onlardan yapmışız. İki tane. High voltage. Bunlar bunun kadar iyi olmasa da şunun kadar falan olabilir. Şimdi bunları UU Mader cihazımıza bağlayacağız. Glass fibre cable'larımızla. Hemen şuradan bir K yapalım. Sonracıma bakalım bir hızla uçuş olacak mı? Orada FPS düzeldi. Şimdi bir şuraya koysak tamamdır. Ah tamam. Bakalım uçtu mu? Şuradan bizim Ç miydi? Heh tamam. Ki gayet güzel. Şu solar paneller iş görüyor şu anda. Bunlar ne kadar üretiyormuş bakalım. Yazmıyor. Ben bir hemen onlara bakıp geleyim o zaman. Evet millet. Geri geldim ve fark ettim ki sanırım yanlış yazmıyorsa size de şununla şu 512 iyi üretiyormuş per stick başına. Şununla aynı sanırım. Yani bu da çünkü bayağı sağlam üretiyor. Eğer öyleyse İşimiz iyi. Çünkü bayağı uçuruyor şu an. Şimdi bu elde ettiğimiz yumedirlerle çok güzel işler yapacağız. Onlar öyle ola dursun. Şincik. Başka bir challenge. Elimizde sıkışmış gübül taşını yaptık sayıyorum. Farmville bölümde yapılacak bir şey değil. En iyisi biz şeye geçelim. Şöyle bir uçalım şuradan. Heh. Şöyle bir boşalalım. En son ne yapıyorduk hiç fikrim yok bu projelerden. Şuradan proje chest'imize bakalım. Lazer. Lazer dizelim biraz. Şuradan. Şu 1.7'de olmayan conduit'lerden kullanarak. Conduit yapamıyor muyuz yoksa otocraft ile? Conduit yapamıyor muyuz? Nasıl olur böyle bir şey? Redstone enerji conduit yapabiliyoruz ama. Yapalım. 2, 3, 192, 156 tane yeter. Hemen bir yap bakayım. Gerçekten hızına diyecek yok. Maşallah. Bir ara belki bunu otomatikleştiririz, belki hiç otomatikleştirmeyiz. Olmadı başka bir şey takarız ya, problem değil yani. Gerçi 131 tane Ender varmış.
Ki bunlar çok sağlam enerji geçirir. Yani gördüğünüz gibi bu 20.480 geçirirken bu 10.000 geçiriyor. Yani bu 12 katı falan geçiriyor içinden. Yani daha kaliteli. Şimdi bundan bunu buraya koyacağız. 64 olunca alacağız. Tabii sonra bozulsun. Lan! Alo! Redstone'larımız niye bu kadar az yahu? İki stack redstone. Buna conduit. 64 tane var, lanet olsun. 14 tanesini buraya bırakayım. Bir tanesini buraya bırakayım. Ters oldu. İşte, alo dur yavaş ha. Şimdi bizim burada bir tane eleman vardı, alet vardı. Sen şimdi redstone'ları buraya atıyorum acı. Sen bunları bir güzel erit, tamam mı? Oo, mesaj geldi. Aa. En son item knockları glowstone basıyormuş. Onlar gene dursun, sen oturma. Orada şu mesaja bir bakayım 2 dakika gençler. Tamamdır millet, geri geldim. Conduitlerimiz sanırım büyük bir hızla ilerliyor. 64 tanesi birkaç saniyede elimize geçecek. Şimdilik biz elimizdekilerle idare edelim. Ve dizmekten daha zor olan bir şey yapalım. Kolay diyecektim neredeyse. Şimdi şöyle hayvani bir enerjimiz var, onu biliyorum. 330 bin RF, ki RF enerjimiz azalmıyor. Takriben şöyle bir şey denemek istiyorum. Şuradan acıcım bir adet teserak alacağım. Sonra buradan bir tane rednet köblosundan alacağım. Sonrasında bir deney yapacağız. Bakalım. Rednet köblolarından kaliteli bir EU geçişi yapılabiliyor mu? Aa, şaka mı yapıyorsun? Rednet. Ha, böyle yazıyormuş, tamam. Şundan gerekiyor bize. Ha, bundan da gerekiyor. Bunun içinde plastik gerekiyormuş. Plastik yapalım azıcık. Sonra bundan yapalım. Sonra bundan yapalım. Yapamıyormuş. O zaman bundan yapalım. 2 3 tane falan yeter herhalde. Şuraya temizleyelim ya. Şuradan bir ışınlanalım acıcığım. Tamam. Güzel. Şimdi bizim bu ne lan? Ha, humidor'muş. Ben de aşağı boş sandım. Humidor'ımız uçmaya başladı. Bu güzel. Scrap kutumuz çalışıyor mu bizim ya? Çalışmıyor. İçi doludur herhalde. Neyse. Şu arka taraftan bağlayalım bakalım. Enerji gelmesi gelsin. Resonat etkilenmesin. Base power. Dışç. Bakalım uçtu mu? Ha, gözle görülür hızlı ama var sanırım. Neyse. Bu yeterli. Ki şu an 3 farklı yerden enerji alıyor. Bir zahmet yeterli olsun yani. Şimdi. Yapacağımız projelerden başka ne varmış? Mesela bir inceleyelim. Orada lazeri düşünürüz. Oo, bu nereden geldi ya? Nümanik. Elimde bir tane artmış. Şimdi. Lazer odası merkezi bir yerde olmalı. Şimdi nerede olabilir? Mesela. Şurada olabilir mi ki? Bence şurası çok müsait geldi bana. Bir oda dolusu yapmayı düşünüyordum ama şu an fark ettim ki gerek yok. Hani o kadar da op bir şey yapmaya. O yüzden şöyle bir şey yeterli. Bu arada bu kablolar güzel gözüküyormuş. Ve FPS mi düştü? Evet. Şimdi arada çok güzel bir özellik keşfettim ki bu özelliğimizin adı nedir? Oo, yanlışa çıktım. Özelliğimizin adı şunun içine koyduğumuz singularity'leri
isimlendirebiliyormuşuz Anvil'de. Bu sayede hiç böyle karıştırma şansımız olmuyor. Yani ikisini aynı anda isim veriyoruz. Bu sayede mesela diyoruz işte bizim uzay gemisinin singularitesi falan karışmıyor. Onları bir geçelim. Restore enerji kandidatimin bittiğini göreyim. Şoklara gireyim. Aman tanrım diyeyim. Sonra bir lazer sistemde var mı diye bakalım. Laser yok. Şuradaki lazeri alalım. Laser. Şimdi lazerin yanına bir chest. Tabii ki diamond. Niye? Zenginim. Hamuruna sana ne? Ha, hop hop. Hop, tek bir eksik kaldı. O nedir peki? O burada bir şey craft edilemiyormuş. Apatit. Edilemesin ya, sonu yok. Apatit bitti mi yoksa? Kebere kalsın. Hiç umurumda değil şu an. Çünkü weedlerim uçtu zaten. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha, Tesseract. Tesseract'ımı bir alayım. Büyük ihtimalle hemen o, aynen ona tamamlandı bile. Autograph sistemi çok iyi çalışıyor. Şimdi Tesseract'ımı nereye koyacağım? Tabii ki de şuraya koyacağım. Şuradan hemen base power. Şuraya koysam buraya koyamıyorum değil mi? Aynen. Aha. Bence bir duvar dolusu yeter. O yüzden sadece duvara koyayım. Ya da koymasam da. Ya da koyayım ya, duvarda olsunlar. İyi durur duvarda. Şimdi burada 4 tane var, burada 3 sıra var. Bunları bir eşitleyelim. Şimdi yetmezse craft ederiz zaten. Şu an her şeyimiz sınırsız. Bütün her şeyim madenler falan. Eğer videoyu sonradan gelen ve nasıl bu kadar zenginsin, Allah cezanı versin, çocuğun düşsün falan filan diyecek olanlar var ise şu an serimizin 60 bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Ondan önceki bölümleri bir izlesin sevabına. Hani bir yargılama yapmadan önce. Çok güzel bir yere koydum değil mi bunu? Evet. Şimdi şuradakiler tamam, buradakiler tamam. Burada bir 4 sıra var. Buraya da bir neyse ben bunları bir döşeyip geleyim. Evet millet, geri geldim ve yeni bir tasarım yeniliğinde beraberiz. Şimdi bunların siyah tasarımını bozmamak amacıyla şöyle bir karar aldım. Bunlarla aynı renk bir malzemeyle şu araları falan kaplayacağım ve şöyle bir şey yaptım. Üste de bir set çektim. Neden? Çünkü gerekiyordu. Elimde çok arttı. Hatta alta bile koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce siyah malzememizi belirleyelim. Siyah olan. Adı bir kere black diye bir şey olmalı ki siyah olduğunu bir anlayalım. Mesela Black Wool var elimizde. Ne var? Ha. Brick var elimizde. Paved Blockstone var. Nasıl yapsak? Bunlardan şey oluyor mu? Mikroblok. Olması gerekiyor çünkü. Tamam. Mikroblok gerekiyordu ki bunlar da oluyormuş. Çok birçok modlu oyunumuz zaten mikrobloklar. Şimdi şuradaki Absol blokları kazıcıyız. Onların yerine ne koyacağız? Pivot blok. Şimdi gördüğünüz üzere şunları şu şekilde yerleştirdiğimde
Hatta daha bile ince olması gerekiyor. Ama testerem nerede? O geldi. Yani hemen hemen şu an aynı kalınlıkta oldu. Güzel. Tamamdır. Ha, buraya tam oturmadı. Cover niyeti gördü, olsun. Son yapmamız gereken şuraya biraz lazer koyup tasarımı tamamlamak ki gayet şık durdu açıkçası. Yani güzel. Şimdi şurayı kapatamayacağımızdan dolayı şuraya doğru ilerletelim biraz. Sistemimizi. Aa, ve şuraya boşu boşuna şey gitmiş. Tamam. Yabası blokla kapatalım. Şurayı da aynısı gitmiştir büyük ihtimalle. Oy, şu aşağı düştüm sandım. Ve uzay gemimiz buraya doğru devam edecek zamanla. Bu arada şu an stabil olmayan saçma sapan FPS'ler alıyorum. Bir 150 oluyor, bir 10 oluyor. Kafayı yedi şu anda FPS. Stabil. Hiç stabil değil. Yani stabilizasyon çok kötü şu an. Şimdi 17. Şöyle de bir çeksek. Şöyle de bir ebi blok koysak. Şöyle bir sorun var. Bunların taşıdığı enerji miktarını geçmememiz lazım. Tamam. Bu kadar yeter sanırım. Bir tane de artsın artık. Ne yapalım? Şunları bir coverlayalım. Evasal Stone Cover. Evet, bundan. Heh. Ben şöyle hızlıca hepsini coverlayalım. Lan şaka mı yapıyorsun? Cover değil mi? Tamam. İki. Ve bitti. Şu an nerede kaldı? Onlara da bir çözüm. Onları da buna yapalım. Burada masumun lanet olası pili bitti. Ah, bu masum pilin pilişinden nefret ediyorum ya. Ah, tamamdır. Buyurun size muhteşem lazer sistemi. Ha, mis. Ay, kafayı yiyeceğim bu mouse lan. Kafayı yedi mouse. Ana. Kapatıp açayım bari. Heh, biraz iyi gibi. Hayır, kötü. Berbat. Şu an ekrandaki tık tık diye takılmaların hepsi mouse'dan kaynaklanıyor. Şimdi neresi orta gibi? Şurası orta gibi. Bir de yanına chest koyduk muydu? Tamamdır. Buyurun size lazer. Tadından yenmez şu an. Çalışıyor mu diye bir test ederiz birazdan. Hemen fazla itemleri bırakalım. Evet millet, geri geldim. Ve biraz fasat üretmek için malzeme aldım. Hemen şu lazerleri bir test edelim. Çat çat. Dış. Bakalım mavide çalışıyorlar mı? Mavi oluyor. Hız süper. Tamamdır. Gayet çalışıyorlar. Güzel güzel. Bayağı hiçbir işime yaramayacak cobblestone fasadım oldu. Mutlu bir an. Neyse, burayı yaptığımıza göre biraz U-Matter sitemize bakalım. Ooh baby baby. Ooh baby. Tamam, güzel. U-Matter sitemiz. Ha dur. Keşke fasat üretseydik biraz. Saçma sapan fasat üreteceğimize. Absol bloktan bolca fasat üretelim. Yerleri kapatalım değil mi? Saçma sapan fasat üreteceğimize. Heh. Zaten uçuyor kendisi.
Tonlarca ölet gitsin. Tamam yeter. 30 tane işimizi fazlasıyla görecektir. Yerden fışkırıyormuş gibi. Güzel oldu. Bu arada bu emi kablolar için fasatların kaldırılmamasına sevindim. Kaldırılmış gibi anlaşılsa da aslında kaldırılmadılar. Bu sefer Applied Enhancing kendi fasatlarını kullanıyor bu arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Bunlara fasat olmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yokmuş gibi ve bir çukurluk hissi de yok. Direkt üstünden yürüyebiliyorum kabloların. Bak şuraya da bir kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyormuşuz orayı. Neyse anladınız sonu. Fasat güzeldir. Da şurayı da kapatalım. Da şurayı da kapatalım. Bastarı da kapatabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Bunu kapatabiliyor muyuz? Bunu kapatabilsek iyiymiş şu aleti. Daha iyi olurmuş hani. Ama olmuyor. Şimdi Yu Mader'la yapılabilecek bir şeylere bakalım. Ne yapılır bu Yu Mader'la? Neyse onu bir ara buluruz. Mesaj geldi. Bir rahat bırakın ya. Hep mesaj atıyorlar. Neyse. Şimdi lazer odamızda kurduğumuza göre bir box sistemimiz. Vay. Vay vay. Dilediğimden manyak çalışıyormuş tahmin ettiğimden. Bakayım ineklerimiz ne kadar olmuş. En az bir güzel 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 güzel. Güzel çakışın. Hemen bir şöyle uçayım. Şuradan size wheat sağlayayım biraz. Orada chest var mıydı ya? Neyse yoksa da bir şey olmaz. Aa bu soğuk buraya yok hiçbir şey yok. Siz çakışın hacı. Anladım. Sizi bayağı çoğaltacağım. Ben bu kaka sistemini ne için yapmıştım hatırlarsanız. Şey sistemine, bizim wheat sistemine malzemeyi işte gübreyi buradan sağlayacaktım. Elimle üretmek yerine. Ya bunlar hala hunharca kablosunu üretmeye devam ediyorlar. Aslında sizin buraya değil yanlış yere üretiyorsunuz. Şu renklere. Ne bu? Lime, blue lime'a gitmeniz gerekiyor. Hemen şunları öyle yapalım. Lan işte alo. Şunu bir kıramam lazım. Çünkü uçarak kırılmıyor. Niye kırmam lazım? Çünkü ben buna sol tarafına lime koyduğum anda farklı frekans edinecek. Ve bir frekansın içine sonsuza kadar yanlışlıkla doldurmuş olacağız. Şimdi oldu. Şimdi zamanla borular taşacak. Patlama hızına gelecek. Gördüğünüz gibi artık akmıyorlar. Sadece kendi içinde üretecek artık. Ve o zamanlar Overworld'e gitmiyordum. Ve Overworld'e gideyim bakayım. Oradaki tanklarımız ne durumda? Ya Overworld aşırı uzun sürüyor. Tamam. O güzel. Güzel. Overworld hala var. Bu tarlamız çalışıyor. Burada yaratıklarımız doğuyor, kesiliyor. Oy 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 oy. Kasmalar kasmalar. Köylülerim hala... köylülerim eriyor. Blaze'lerim ölüyor. Quarry'me hala güç gidiyor. Güzel.
Son derece tasarımı çok güzel olan yerim hala çalışıyor. Düşünün artık, zenginlikten buralarda hiç kullanmayacağım şeyler bırakıyorum ben. Oy. Aa, burada bir zaman ineklerim vardı. Ve at. Atım benim. Şu mıknatıs açık mı kalmış ya? Atı yakın bir zamanda yanıma alacağım. Neyse, asıl gelme amacım şuydu. Hatırlarsanız biz bunların bir tanesini odun dolu, bir tanesinde böyle boşaltma yapmıştık. Onun yerine trading, hyper trading pipe ya da trading pipe kullanarak bir kargo menajerin içinde 64 tane odun tutabilirmişiz. Bunu yeni öğrenmem çok geç oldu. Yani bunu bir 40-50 bölüm önce falan öğrenmem gerekiyordu ama olsun. Bakalım. Crossout Oil. Hiç gerek yok. Bunun da sadece tek yapabileceğiniz şey şu. Şimdi bunun bir SPC yok ama şöyle açıklayayım. Bununla Fluid Boiler çalıştırabiliyorsunuz. Solid mi denir? Fluid mi denir? Neyse işte. Hani bizim evde kömürle çalıştığımız boilerler var ya. Steam Boiler. Onunla sıvı ile çalışanı çalıştırabiliyorsunuz ama çok verimsiz. Çok harcıyor ve az ısıtıyor. İkinci daha önemli amacı ise ray yapmak. Yani rayları yağlamak falan filan. Yağ aslında bu. XP'miz deli ve şu. Mob essence'ımız çok fazla. Ve şöyle bir şey var ki çok fazla aşırı bir enerji üretiyoruz. Ki daha üretebiliriz. O mob essence'la bile enerji üretiyor. Smelter yerini yıkmıştım biliyorum. Fakat save'i eskiden save hani birkaç bölüm önce bozulmuştu hatırlarsanız. Save'im bozulduğu için eski bir Overworld save'i koymuştum. Hatta burayı da yıkmıştım. Bu patlama odasını hatırlıyorum. Yıktığımı. Birkaç yeri yıkmıştım, hatırlıyorum onu. Ama yapacak bir şey yok. Burası da tahminen şey olacak. Zamanla yıkılacak veya taşınacak. Yani bu dünyayı yavaş yavaş terk edeceğiz. Hatta serinin sonunda belki burada hiçbir şey olmayacak bile. Burası ilk günkü sapa bir yer. Hatta belki bölüm ilerleyen zamanlara doğru şu bir zamanlar şurada iki tane olan devasa ağaçların dibine dikebiliriz yani. Ay, ne oluyor? Çünkü onlar dikiliyormuş o yüzden. Bize serinin başından beri Sugar Cane'i sağlayan tarla burası. Burası da Melin evi. Ah, Melin'le bir zamanlar ne oynardık. Ama şu an kendisi çok meşgul. Çünkü kendisi Teok denen saçma sapan bir sınavla uğraşıyor. Melih'in motorları, Melih'in sütü, Melih'in sandıkları. Neyi varmış lan? Bir zamanlar Melih benden daha zengindi. O günleri hatırlıyorum. Ah, ne günlermiş. Düşünün artık, çocuğun yerleri topraktı buralar. Bodrum katı komple topraktı. Ben kapladım buraları yani. Çocuğa. Ne çekmiş be. Neyse şimdi. Ondan evvelse şu aleti kullanmayı öğrendiğim için mutluyum ama biraz geç kaldım. O yüzden pek bir işime yaramıyor kendisi. Bibliocraft'ın mod tanıtım kanalında mevcut. Bakabilirsiniz direkt. Bakayım kaç dakika olmuş video. 28 dakika olmuş. Son birkaç şey değinip bitireceğim. Metal formülleri taşıyamamışız. Ona bir dikkatimi çekti. Şunları bir kıracağım. İnterface'e mi ihtiyacım var? Hayır. Hatırlarsanız en son bu dünyayı boşaltıyorduk. Onun için. Metal formülleri normal dünyaya metal formülleri taşırız. Şeye. Uzay gemimize. Onun için bir özel yer yaparız. Diğer bölüm. Onlarca farklı bir şey yok. Diğer bölüm şu an aklıma gelen. Aklınıza gelen bir şey varsa yapılması gereken. Bu serinin bitirene kadar. Hani bu seriyi bitirirken hani her şeyi otomatik geçirdin, her şeyi uçurdun ama şunu yapmadın falan dediğiniz bir şey olursa söyleyin. Tamcraft'la uğraşmak istiyorum aslında ya. Bu teknik işler beni yordu çok. Bu arada bu dalgalı şekli nasıl elde ettiğimi soranlar varsa bunu tek tek elle falan dizmedim.
Filler diye bir alet var. Filler aleti şöyle yatay bir şekilde sola diziyor. Belli bir sayıda koydum. Bütün bu yatay yeri kapladı siyahla. Siyah bitti, beyaz koydum. Beyaz bitti, siyah koydum. O şekilde yaptırdım. Onu merak edenler varsa. Sisteme atalım. Belki de MI sisteminin şey olmasının sebebi, stabil olmamasının sebebi hala bu dünyada çok fazla bağlantısı olmasıdır. Aa, table burada kalmış. Şu table'ı kıralım. Şunu mı kırılıyordu kolay? Aynen. Sanırım bu dünyalarla bağlantısı olması MI sistemin stabil çalışmamasının sebebi. Ve makamızın da burada olması. Belki de makı da taşımamız gerekiyor. Kaktüs halen daha quarry'e enerji sağlamakta olan enerji sistemimiz. En son quarry'e quarry tam olarak neresi enerji sağlıyor bilmiyorum. Bu quarry power üretiyor, tamam. Onu anladık. Peki o zaman şurası ne üretiyormuş? Onu da kaç 10 bölüm evvelsi mi ne yapmıştım? Burası ne üretiyor o zaman? Burası base power üretiyormuş ya. Quarry değil. 11.000 RF. Ben burası Quarry için sanıyordum. Ha. O zaman şöyle yapalım. Burası da Quarry olsun. Bizim base'imize şu anki enerjimiz yeter. Aynen Quarry Power olsun. Hatta biz bu Quarry'miz yanına gidelim. Bizim Quarry'miz nerede ki? Acep. Hani nerede bıraktım hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle... Oh. Ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa değilmiş. Bu tarafa. Ben bir videoyu durdurayım. Büyük ihtimalle çok fazla yol gideceğim. Varınca açarım. Evet millet, quarry'i buldum. Fakat kötü haber. Quarry'miz çarpılmış. 2. Quarry'miz bu sefer bayağı hardcore çarpılmış. Bir öncekinden daha sert çarpılmış. Hatta elmas olup böyle çarpılmış. Meğer quarry'miz çarpıkmış falan filan. Sorun büyük ihtimalle bir tek şey. Çünkü benim kullandığım malzemelerden hiçbiri şeyde etkilenmiyor, lavdan etkilenmiyor. Tek sorun redstone torch olmaması. Pardon. Ama redstone torch koyamıyorum. Çünkü lav var. Ben bölüm arasında bu lavları falan temizlerim acı. Ondan sonra devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Bye.